Merhaba arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle elimde tuttuğum bu güzel modelimizi çalışacağız. Bu modelimizle battaniyeler, yelekler, süveterler, etol, şal, her türlü örgülerimizde, yazlık örgülerimizde kullanabiliriz. Örmesi de çok kolay. Şöyle baktığımızda görüntüsü de çok güzel, harika durmakta. Şöyle bakalım, bakınız boyutlu görülmekte fıstıklarımız. Evet, yapımını ben Etrofil Baby Can'la çalıştım ve 2,5 numaralı tığımı kullandım bu modelimi örmek için. Sizler de ipinize uygun tığlar tercih ederseniz çok güzel sonuçlar alırsınız. Evet, yapımına geçmeden önce modelimizin kanalımıza abone olarak bizleri desteklerseniz çok seviniriz. Beğeni ve yorumlarınızın her biri son derece kıymetlidir. Evet, hatırlatmamızı yaptıktan sonra modelimizi çalışmaya başlayalım. Kolay gelsin. Modelimizi uygulamak için bir sıra sık iğnemi ördüm zincir üzerine. Şimdi modelimi kurmaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çekiyorum kenar kısmında. Arkasını çeviriyorum. Tığımın başına bir defa doluyorum. Burası 1, bakınız. 1 sık iğne, 2 sık iğne atlıyorum. 3 sık iğne attım. 4. sık iğneme gelip batıyorum. Bir defa dolamış olduğum tığımı 3 defa da örüyorum. 1, 2 ve 3. Tekrar bir defa doladım, aynı yuvaya giriyorum. 1 2 3, yine bir doluyorum. Toplamda 4 tane olana kadar trabzanlarımızı yan yana örüyoruz. 1 2 3. 4 trabzanımı aynı yuva içerisine ördüm. Yukarıya 4 tane de zincir çekiyorum. 2 3 4. Tekrar tığımın başını doluyorum. Aynı yuva içerisine 4 trabzan daha örüyorum. 1, 2, 3. Bir dolayıp 3 de çekiyoruz. 2, 3. 1, 2, 3. Bir doluyorum. 1, 2, 3. 4 zincirimi çektim. 4. yuvaya 4 trabzan, 4 zincir, 4 trabzanım ördüm. Tekrar herhangi bir yere batmadan tığımın başını doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. sık iğne üzerine gelerek batıyorum. Buraya da yine 4 trabzan, 4 zincir, 4 trabzanımızı kuruyoruz. Aynen biraz önceki yapmış olduğum işlemin tekrarını yapıyorum. 3 ve 4. 1, 2, 3, 4. Tığımın başını doluyorum. Aynı yere batıyorum. Ve 4 tane daha trabzanımı bu noktaya örüyorum. 4 trabzanımı ördüm. Yine herhangi bir yere batmıyorum. Tığımın başını doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. yuvaya batıyorum. 1, 2, 3. Mesafeler biraz aralıklı, fark ettiğiniz gibi. Tekrar burada yapmış olduğum gibi 4 tane trabzanım, zincirim. 1, 2, 3, 4. 4 trabzan. Bu şekilde örmeye devam edelim. Trabzanlarımızı örerek tamamladım. Şimdi başlangıçta 4 tane zincirimizle başlamıştık. Bitişte de bir defa doluyoruz. 3 defa da aldığımız trabzanımızla bitiriyoruz. 3 defa da aldığım trabzanımla bitirdim. Şimdi üzerine örmek için bir tane zincirimi çekiyorum. Örgümün arka yönünü çeviriyorum. Bu sıramızda bir sıramızda trabzan, bir sıramızda fıstık dolgusu yapacağız. Fıstık dolgusu yapacağımız sıramızda sadece ilmek kaydıracağız. Dönüşümüz için 3 zinciri çektik ama trabzanlarımın tepesine girerek ilmeğimi kaydırıyorum. Bakınız, sadece kaydırıyorum. Batıyorum, ipimi alıyorum, kaydırıyorum. Hepsinin üzerinden kaydırarak son trabzanıma geliyorum. Sonrasında çekmiş olduğum zincirlerin de içerisine giriyorum. 1, kaydırıyorum. 2, yine kaydırıyorum. 3 ve 4. 4 tane zincirin her birinde de ilmeklerimi kaydırarak devam ettim. Bu taraftaki ikinci grubun ilk trabzanını da kaydırıyorum. Trabzanlarımızın üzerinden kaydırarak geldik. Şimdi ilk trabzan üzerine ilmeğimi uzatıyorum. Aynı yuvaya batarak bir tane fıstık örüyorum. 1 2 3 4 ne kadar doldurmak isterseniz 5 6 dolduralım. Şöyle tok olsun. 6 defa sardım. Tek seferde çekiyorum ve kapatıyorum. Fıstığımı son trabzana 1'e atlıyorum. 2'yi 3'ü 4.'ye gelip batıyorum. Sadece kaydırıyorum. Sık iğne örmüyorum. Şurada 4 tane zincirim var. 4 zincirimin her birini yine tığımla ipimi alıp ilmeğimden geçiriyorum. 1 2 4 zincirin 4'ünü de yapıyoruz. 3 ve 4. 4'ünü kaydırdım. Şimdi 4 tane ilmeğimi kaydırdıktan sonra trabzanıma geliyorum. İlk trabzanıma. Yine ilmeğimi kaydırıyorum. İpimi uzatıyorum. Bir tane fıstığı burada çalışmaya başlıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 defa fıstığımı örmek için uzattım iplerimi. Tek seferde çekiyorum. Bir tane kapatıyorum. Kapattıktan sonra hemen dibindeki 3 trabzanımı atlıyorum. Karşıdan da 3 trabzan atlıyorum. 4. trabzana gelerek batıyorum. Sadece kaydırma yöntemiyle fıstığımı buraya yerleştiriyorum. Sonrasında yine birer birer sık iğne değil kaydırma yöntemiyle ilerliyorum. İpimin bağı denk geldi ama bakın önemli değil. 4'ünü yine kaydırıyoruz. Trabzanın üzerine geldim. Kaydırarak uzatıyorum ipimi. 1 2 3 4 5 ve 6. Tek seferde çekiyorum. Bir defa kapatıyorum. 3 tane trabzanım atlıyorum. Diğer 3'ü atlıyorum. 4. trabzanıma gelerek batıyorum. Sadece ilmeğimi kaydırıyorum. Fıstıklarımızı aralarında ilmek kaydırma yöntemiyle ilerleterek devam ettim. Şimdi sıramızın sonuna geldik. Yani modelimiz ne kadarsa ördük. Son bitirmemize bir tane şöyle çiftli grubumuz kalınca yine aynı işlemi tekrar ediyorum. Zincirlerim üzerinden birer birer akıyorum. Sık iğne örmeden. Devam ediyorum. Hepsinin üzerinden ilmeğimi kaydırarak gidiyorum. Bakınız başlangıç ve bitişte ilmek kaydırarak geldim. Burada bir tane zincir dönüp başlamıştık. Onun üzerine varana kadar ilmeğimizi kaydırdık. Modelimizin arkasından şu şekilde görünüm. Şöyle önünü çevirdiğimizde ise bu şekilde görünümümüz olacak. Şimdi modelimizi yeniden kurmaya başlayacağız. Öncesinde trabzanımız, bir sırada buradaki fıstıklarımız ve ilmek kaydırmamız, iki sıradan oluşmakta. Trabzanlarımızı ördükten sonra kaydırarak ilmeklerimizi, fıstığımızı örüyoruz ve güzel modelimizi tamamlamış oluyoruz. Şimdi sıranın sonunda bu şekilde ilmek kaydırarak geldim. Şimdi yeniden model kuracağım sıramdayım. 4 zincirimi çekiyorum. 1 2 3 4. Örgümün yönünü çeviriyorum. Tığımızın başını doluyoruz. Direkt buradaki ilmek kaydırarak ördüğümüz noktaya girerek alttaki düzeneyi kuruyoruz. 4 tane trabzan, 4 zincir, 4 trabzan. Bir dolayıp 3 defa da örüyoruz. 1 2 3. Bir doluyorum. 1 2 3. Dört tane trabzanımı ördüm. 1 2 3 4. 4 zincirimi de çektikten sonra yeniden 1, 2, 3. Fıstığımıza dokunmadan devam edelim. 4 tane trabzanımı ördüm. Bakın şu kısımda altlarındaki ilmek kaydırdığımız için daha dolgun, daha belirli olarak öne çıkmakta. Alttaki nispeten bakın zayıf. Buradaki ve bundan sonraki öreceklerimiz çok daha güzel görünecek. 4'er trabzanımızı ve arasındaki zincirimizi ördükten sonra hiçbir yere batmadan tığımın başını doluyorum. Direkt ortadaki araya giriyorum. Yine 4 tane trabzan, bir dolayıp 3 defa da ördüğümüz trabzanımız, ipimizin bağı da bu şekilde bakın altta kaldı. 4 zincir, tekrar 4 trabzan. Bu sırayı bu şekilde örerek ilerletelim. Sıramın sonuna kadar geldim. En son trabzanımızda bitişimizi yapıyoruz. Bir doluyoruz. Kenardaki trabzanım üzerine 1, 2, 3 defa da örüyorum. Şimdi bir tane zincir çekip dönüyorum. İlmeğimi kaydırma yöntemiyle fıstık sıramızı örmeye başlıyoruz. Trabzanlarımızın birer birer üzerine batarak ilmeğimi kaydırıyorum. Zincirimin üzerine de batarak kaydırma işlemimi yapıyorum. 4 zincirimin 4'üne de birer defa batıyorum. 2, 3 ve 4. Buradaki diğer trabzan grubunun ilkine geliyorum. Yine kaydırıyorum. Burada fıstığımı yapmaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Tek seferde çekiyorum. Kapatıyorum. 3 tane trabzanım kaldı. Diğer tarafında 3 trabzanla atlıyorum. Bu tarafın son trabzanına geliyorum. Sadece ilmeğimi kaydırarak batıyorum ve fıstığımızı bu şekilde yana yatırmış oluyoruz. Zincirlerin üzerinden birer birer akıtıyoruz. Bakın, sık iğne kesinlikle yapmıyoruz. 4'ünü de geçtim. İlk trabzanda akıttım. Uzatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Tek seferde çekiyorum. Sıkıca kapatıyorum. 3 trabzanımı atlayıp 3 de buradan atlıyorum. 4. trabzan üzerine gelerek batıyorum ve aynı şekilde ilmeklerimi kaydırarak sona doğru ilerliyorum. Bakın ön yüzden çok harika görüntüsü oldu. Modelimizi örerek büyüttüm. 2 sırada bir tamamlanmakta. Bir sıra trabzan, bir sıra fıstığımız ve ilmek kaydırmamız. Bu şekilde kabartılar görülmekte. Bakınız şöyle arkasını çevirdiğimizde de arkasında da bu görünümü görmekteyiz. Evet, bir çalışmamızın sonuna geldik. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.